Merhaba gençler, Bisiklet Analiz kanalına hoş geldiniz. Sizin için Mosso Cavalier Claris buldum. Şu an zaten şuralarda bir yerlerde görüyorsunuz. Arkadaşıma ait bir bisiklet. Bir test sürüşü, aynı zamanda bir inceleme çekeceğim sizin için. İyi seyirler dilerim. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up, hands on my face. I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them I hope to help your suffering. Just know it will get better and these feelings do not stay the same. No, they don't stay the same. I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life. And I don't wanna Gençler, öncelikle inceleme kısmındayız. Bisikleti zaten şu an geniş açıdan size gösteriyorum. Yeşil ve gri tonlarında bu bisiklet ve arkadaşıma ait. Kendisi incelemem için bana verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. İsmi Akın. Buradan bu videoyu izlediğinde bir like atarsa sevinirim. Bu bisikletle gençler, Claris set mevcut ve Claris set hakkında konuşmayı, yani en azından bunun hakkında konuşmayı kendimde görüyorum. Çünkü 5000 kilometreye yakın Claris setli bir bisiklet kullandım. Biliyorsunuz ben Corelli KR100 kullanıyorum ve bunu 5000 kilometreye yakındır kullanıyorum. Başlangıç seviyesinde hani bence alınabilecek en iyi bisikletlerden biri. Yani alacaksanız da yine Törnü değil de Claris almanızı ben öneririm. Çünkü dediğim gibi 5000 kilometre kullandım. Daha şu ana kadar ne vites ayarı yaptırdım ne de vites ayarının kendisi bozuldu. Neyse, biz bisikletin üzerindekilere gelelim. Gördüğünüz gibi arkada Claris var. Bu 2018 Claris. Bendekinin aynısı. Yine gelelim orta attırıcıya. Orta attırıcıda da gençler yine Claris var. Dedi, başta da söylediğim gibi aslında bisikletin tamamı Claris setli. Ayna kolda keza Claris. Benimkinde ayna kol Claris değil. Bunda Claris olması tabii ki büyük bir avantaj ve bu şekilde bir kaplama geçirilmiş. Bu da dış görüntüsünü gayet güzel, hoş bir hale getirmiş. Yine frenlere gelelim. Yine bende frenler Pro Max. Bunda yine Claris. Bunun tutuşu nasıl? Bakacağız. Test sürüş yapacağımızı söylemiştim. Arkada Claris. Yine fren kolları ve vites kolları doğal olarak aynı yerde. Claris. Gelelim gençler jantlara. Jantlar profilli. Aero sayılır biraz. Geniş. Alloy yani alüminyum. Burada gördüğünüz gibi performans 700C yazıyor. Biraz geniş kullanılmış. Mites dış lastikler var. Ve 115 PSI maksimum. Burada okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. Belki ışıktan dolayı okuyamayabilirsiniz. 115 PSI maksimum basınç kullanabiliyorsunuz bu dış lastiklerde. Sele'ye gelecek olursak yapısı bana biraz fiziği andırdı. Fizik seleler de bu şekilde gençler. Yani bu şekilde bir tasarımı var. Yine bu bisikleti aldığınızda selesi sert diyebilirsiniz. Şaşırmayın, bütün yol bisikletlerine daha önce kullanmadıysanız seleleri serttir ve kesinlikle tight'la kullanmanız gerekir. Göbekler Shimano. Zaten bu bisikletin ben sizin için test sürüşünü de çekeceğim. Ve orada da sürüş deneyimini anlatacağım. Kadroya gelecek olursak, kadronun boyası ve yapısı gerçekten kaliteli. Parlak boyalar kullanılmış. Özellikle yazılarda, Cavalier yazısında parlak bir gri. Alt kısımlarda koyu gri kullanılmış. Ve burada görmüş olduğunuz herhangi bir kaynak izi yok. Yani karbon görünümüne bisiklet getirilmiş ve yine görmüş olduğunuz gibi buralardan ve buralardan kablolar çirkin görüntüden uzaklaşmak amacıyla kadronun içinden geçirilmiş. Bunlar gerçekten kaliteli işler, kaliteli işçilikler diyebiliriz. Yani kadrosunu ben en çok beğendiğim
markalardan biri Mosso. Eğer kendime de bir alüminyum bisiklet alacak olsaydım bu bisikleti veya bunun Sora setlisini, 105 setlisini alırdım. Zamandır alüminyum bisiklet kullanıyorum ve artık karbon almak istiyorum. Artık nasipse karbon alacağım. Bakalım, bilmiyorum. Neyse gençler, bisikleti kısaca size anlattım. Şimdi sizinle birlikte test sürüşüne geçelim ve orada sürüş deneyimini sizlerle paylaşalım. Gençler, test sürüşündeyiz ve Mosso Cavalier Clarisse'in üstündeyim. Dediğim gibi 5000 kilometre kullandım ben bu bisikleti. Ya daha doğrusu bu bisikletin setini kullandım. Umarım açı da güzeldir. Biraz rüzgar var ama. Öncelikle bisikletin akıcılığı, yine benim Corelli KR100 ile kıyaslayayım, çok daha iyi. Bunun nedenine gelecek olursak bence göbeklerin Shimano olmasıyla alakalı. Göbekler Shimano olduğu için benim Dacron göbeklere göre daha akıcı bir bisiklet. Gidon yapısı, bende karbon fiber gidon var. Zaten sürüşlerde görmüşsünüzdür. Bu bisiklette de alüminyum gidon mevcut. Ama geniş değil. Sanırım 40-42 santim boyutlarında genişliği var. Ve gerçekten pedalları çok hafif. Yani size anlatamayacağım kadar hafif. Yüksek viteste kullanmama rağmen pedalını hafif hissediyorum. Tabi bununla şeyle de alakalı. Ne diyeyim? Yokuş aşağı gidişimizle de alakalı. Fakat ben kendi bisikletimde bu rahatlığı görmüyorum. Şu an viteslerde ses görüyoruz, duyuyorsunuz. Bu Clarisse setle alakalı değil. Arkadaşımız bu bisikletin vites ayarını tam yaptıramamış. Yaptırdığında bu sesleri duymayacaksınız. Yani orta göbek vites ayarında bu bisiklette sıkıntı var. Ama bu Clarisse setin adam akıllı vites atmıyor gibi kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü dediğim gibi ben bu bisikletin setini 5000 kilometreye yakındır kullanıyorum. Bisiklet güzel. Kadro yapısını çok beğendim. Yine dediğim gibi fiyatlara takılmayın bu arada. Bu bisiklet şu an 5000 TL, hatta 5500 TL civarlarında da piyasada mevcut. Fakat dediğim gibi bütün bisikletler şu an fiyat olarak uçmuş durumda. Yani bu bisiklet giriş seviyesi Tourney ve Clarisse giriş sayılır ama girişte alınabilecek en iyi bisikletlerden biri. Özellikle jantların akıcılığı bisikletin gidişiyle birlikte gerçekten güzel bir bisiklet. Şuradan geçebilirsek. Bu arada daha önce buradan bir sürüş yapmıştım. İzlemek istiyorsanız sağ üst köşedeki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. O video böyle biraz teknolojikti. Hız göstergeleri ve benzeri şeyler mevcuttu. Yani vites ayarı gerçekten çok bozuk. Özellikle ortada sıkıntı çıkartıyor.
Ama dediğim gibi bu bisiklette sıkıntı değil. Daha doğrusu bir sıkıntı bu bisiklette, Clarice sette değil. Şöyle biraz basayım. Oturuş pozisyonundan da bahsedeyim size. Bu arada seneden bahsetmiyorum. Önce oturuş pozisyonundan bahsedeyim. Bildiğiniz yol bisikleti oturuş pozisyonundan hiçbir farkı yok. Aynı. Selesi tight'la kullandığım için benim yorumum subjektif olacak ama yani konforsuz değil. Tight'la kullanırsanız konforlu bir sürüşü var. Yani kısaca gençler, bisiklet bu fiyatı alınır mı alınır, ben düşeceğini sanmıyorum. Giriş seviyesinde bir yol bisikleti istiyorsanız sıfırda da ikinci elde de bu bisiklete bakabilirsiniz. Ben beğendim. Eğer sıfır veya ikinci el giriş seviyesi bir bisiklet alsaydım Mosso Cavalier Clarice'i kesinlikle gözden geçirirdim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.